Dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Ben Astro Canan. Şimdi sizlere bir deste seç yapmak istedim. Sorum şu: İlahi olanla bağlantı kurmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Bir kere ilahi olan ışık boyutu demektir. Işığı temsilen bir mum yakacağım. Tüm dostlarımın dilekleri kabul olsun inşallah. Yüreklerinden geçen her şey gerçekleşsin. Biz manevi olanla, ilahi olanla neden bağlantıya geçiyoruz? Bir kere yaşamımızı kolaylaştırmak için. 2. Blokajlarımızı çözmek için. 3. Zaten olması gereken bu. Seni öz nurundan yaratmış olan Yüce Allah'a en yakın halin dua ve vecd halidir. Arkadaşlar, benim böyle bir şiirim vardı hatta. Yani bir Kabe'de bir sufinin tövbesi, Katmandu'da bir ölü yakma törenidir ilahi olana yakın olmak. Tüm dinlerde vardır. Biz Müslüman bir ülkedeyiz, Müslüman insanlarız. Hani Müslüman ülkede derken, hani laik bir sosyal hukuk devleti tabii de, hani toplum çok önemli bir çoğunluk Müslümanız ve Müslümanın miracı namazdır arkadaşlar. Ben zamansız zamanlara çekiyorum. Tüm dostlarım katılabilirler. Ben namaz kılmayı bilmiyorum diyen arkadaşıma lütfen bir kez dene, ille de namaz, ille de namaz diyorum. İnsanın alnı secdeye değmeli, Yaradan'la bir olmalıdır. Secde hali arkadaşlar, vecd halidir. Yani ben kendimi tamamıyla sana teslim ettim. Ve üçüncü gözün, beynin ön lobunun aktif olması demektir. Namaz kılmayı bilmeyen arkadaşlarım, mutlaka besmele bile çekip, niyetinizi doğrultarak aniden diyelim bir şey oldu. Tabii ki namaz kılmayı hepimiz biliyoruz, öğreneceğiz ama o anda bir acil durumun oldu, öğrenemiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek alnını secdeye getir. Rabbim sana sığındım diyebilirsin. İlahi olana yakınlaşmak duayla, namazla, Kur'an okumayla veya işte Müslüman olmayan toplumlarda, Tibet'te mesela yürüyüş meditasyonuyla yapılıyor. Çok konuyu dağıtmayacağım. Kısacası bütün toplumlarda şu anda ilahi olana yönelmek için her türlü yol deneniyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir ışığın içimizi yıkaması için, zihnimizin derinliklerindeki karanlığı alması için lütfen mum ışığına bakıyorsun. İçimdeki karanlık aydınlığa çıkıyor diyorsun. 3 kere rica ediyorum. İlahi olana yönelmek için dua ve namaz şart. Fakat ben şimdi soracağım. Diyeceğim ki yeni bir alan açmak için ve olumlu bir yörüngeye girmek için kısacası ilahi olanla nasıl bağlantıya geçeceğim? Tıkandım diyoruz arkadaşlar. Eyvah, tıkandım. Ekonomik, sosyal, duygusal tıkanıklıklar olabilir. Hiç önemli değil. Ne olması önemli değil. Çözüm ışık aleminde arkadaşlar. Ve kahve falı bakacağım. Birinci seçeneğimiz. Altın tarot bakacağım. İkinci seçeneğimiz. Ve akashik tarot bakacağım. Üçüncü seçeneğimiz. Şimdi bir kere baş melek Mikail'in burada çok önemli gücü var arkadaşlar. Nedir o? Bize cesaret veriyor ve aynı zamanda güçlendiriyor. Güçlü olduğumuz zaman
dualar daha çabuk duyulur. Ne zaman güçlenir insan, haksızlığa uğramıştır, bir adrenalin gelir, bir cesaret gelir ve gerçekten o anda böyle perde kalkar ve dua edersin, tutar, gücünü eline alırsın, haksızlığa karşı savaşırsın, kazanırsın. Kısacası öncelikle bir cesaret örneği sergilememiz gerekiyor. En büyük cesaret de arkadaşlar, Allah'a teslim olmaktır. Ben teslim oldum. Canımı, malımı, namusumu Rabbim sana teslim ettim demekle ilk adımı atarsınız arkadaşlar. Bunu öneriyorum size. İlahi olanla nasıl bağlantı kuracağız ve nasıl kendimize bir minimal manyetik alan açacağız. Manyetik alan açma minimal düzeyde olmalı ilk başta. Kendi yaşamımızda açacağız. Ama iş yaşamını, aile yaşamını, bulunduğumuz şehri, bulunduğumuz ülkeyi bile manyetik alanla açabiliriz arkadaşlar. Bu güç var hepinizde. İlahi olan size bu gücü verdi. Işığın böyle bir yaratım gücü var. Çünkü enerji form değiştirir. Yoktan var olmadı hiçbir şey. Sadece form değiştirdi. Biraz sonra bu ateşi söndürürüm. Külü kalır. Havaya gider. Kokusu kalır. İşte onlar moleküler parçacıklarıdır. Çok fazla sizi ayrıntıya boğmadan kahve falıyla başlamak istiyorum. İlahi olanla aynı yörüngeye nasıl geçebilirim? Dört konuda tıkanıklığın var aziz dostum. Dört konuda tıkanıklık yaşıyorsun ve şurada görüyor musun içindeki karanlığı? Hep inançsız insanlarla ve hep korkak insanlarla bir araya gelmişsin. Korkak insan genelde kıtlık bilinci taşır. Her konuda işte para yok, para olmaz, parayı bulamam gibi ya da ne bileyim başka tür korkaklık nedir? İnsanları güçlü sanmak, bir insandan medet ummak. Bakın etrafını korkak insanlar sarmış. Bunlardan biri de ya senin eşin ya senin partnerin. Lütfen onunla yanlış giden ilişkin var ve onunla sıkıntılı bir dönem geçiriyorsun. Sık sık bak burada arkadaşlar, burada kocaman bir balık şekli büründü. Etrafım bollukla dolu diyebilirsin. Kahve falını seçen dostum. Etrafım bollukla dolu dediğinde insan ve her türlü varlık sana bolluğu getirmek için çalışacak. Bir şeyi çok istedin mi bütün evren senin için çalışır. Bunu biliyor musun? Gerçekten de öyledir. Şimdi arkadaşlar bir kalp, kalbin üzerinde 3 kişi duruyor arkadaşlar. Bir karanlık ilişki, bir korku dolu ilişki ve sanki ailenin onaylamadığı bir durumlar söz konusu. Sanki aile buna bize uymaz. Bizimle işte bu insanın kültürü uyuşmaz gibi söylemler var. Genç kardeşim, cesaretle ilerle, bir şeyleri yoluna koyacaksın. Yabancı birisiyle aşık olabilir ya da ne bileyim ben ailenin onaylamadığı birisiyle aşık olabilir. Ama burada çok büyük sorun görmüyorum. Özellikle evlilik konusunda. Aileniz onaylamamış olabilir ama zaman içinde onu kabul edeceklerini gösterdi. Çünkü karşıdaki kişinin ışığı çok iyi geldi. Tren ve tren yolunda kavuşan iki insan görüyorum. Yolda birbirinize kavuşacaksınız. Manyetik alan açmak istiyor musun? Ve ilahi olanla biri olmak istiyor musun? Kendini hür bırakacaksın, özgür bırakacaksın. Burada özgürlüğü eline aldığında her işin yoluna girdiğini söylüyor bize. Zaman içerisinde pek çok olay gelişecek, değişecek ve bir merdiven çıkılıyor. Ruhsal olarak dengeni sağlayacaksın. Ruhsal anlamda ilerleme kat edeceğini gösteriyor. Mutlaka modunu değiştir.
ve bir yolculuğa çık. Yolculukta yaşayacağın bir olay senin ilahi olanla bağını kuvvetlendirecek. Ya yolculukta yaptığın bir dua ya da gittiğin yolculukta karşılaştığın bir insan senin hayatını değiştiriyor. Sadece her duyduğuna inanma diyor burada sistem. Her duyduğuna inanıyorsun ya da herkesin peşinden gidiyorsun. Böyle sıkıntılı bir süreç var. Bu sıkıntıyı atlattığın zaman her şey yoluna girecek. Sadece ilk adımı atman önemli. Kahve falına baktığım sevgili dostum. O ilk adım her şeyi değiştirecek olanı. Ve melek kartlarımdan seçmek istiyorum. Bir tane. En doğru okumaları yapabilmeniz için sevgili baş melek Mikail, sevgili baş melek Raziel ve Haniel, lütfen ışığın gücüyle bize yardım edin. Sessiz ol diyor. Görüyor musun? Okumanı istiyorum. Sessiz ol. Sessizliği sesini dinle. Ve hiç kimseye duyguların hakkında, yaptıkların hakkında, planların hakkında söz etme. Sessizlik yasasını işlet diyor. Sessizlik yasası işlediğinde ilahi olan sana daha çabuk görünecek diyor. Sessiz olacağız. Kahve falını seçenlere. Geliyorum altın tarotu seçen dostlarıma neler var? Işığın gücüyle her şey olması gibi, olması gerektiği gibi oluyor. Ve ben ilahi olandan en iyisini istiyorum. Benim hayrıma ve bütünün hayrına olmak üzere evrene şifa enerjisini gönderiyorum. Çekiyorum arkadaşlar. Ne beni ilahi olanla yaklaştırır diye sorduğumda bir kere sen ilahi olana zaten yakınsın diyor altın tarot. İlahi olana zaten yakınsın. Dönüp dolaşıp hep iyilikle karşılanıyorsun. İyiliği şiar edinmişsin diyor arkadaşım. Sadece kendini sınırlamalardan kurtar. Bir de karşı cins olabilir. Partner olabilir, sevgili olabilir. Ona karşı çok zayıfsın diyor. Senin de bir hayatın olduğunu bil. Bunu bize anlatıyor. Her şeyi partnere bırakma. Evet, ilahi olanla bir olmak için neler yapmak gerekir? Şimdi bir kere duygusal takılma diyor. Duygusal takındığın sürece pek çok sıkıntıyı yaşayabilirsin diyor. Duygusal zayıflıklarından kurtul. Ve hepsinden önemlisi korku enerjisi senin üzerine yapışmış durumda. Korku enerjisinden sıyrılmak için rüyalarında şifalanman gerekir diyor. Ay kartı görüyor musun? Şöyle ışık çok mu vuruyor arkadaşlar? Ay kartı hiç vurmuyor bak. Ay kartı. Altın tarotu görüyor musunuz? Rüyalarda şifalanacaksın. Ve rüya meleğiyle çalışman öneriliyor. Rüyalarında şifalanacağını gösteriyor. Sadece dayanan şu olsun, iyileşebilirim. Ben pek çok sorunu çözebilirim. Öncelikle maddi durumunu değiştirmek için çalışmalısın. Kendini bulunduğun çevreden uzaklaştıracaksın. Daha entelektüel ve daha girişimci insanlarla bir araya geleceksin. Senin sınavın maddi durumunu iyileştirmekle ilgili. Maddi durumunu iyileştirdikten sonra bakınız şurada çok önemli. Görüyor musun? Pek çok sorun.
sorun çözülüyor burada. Birilerine yardım ettiğini gösteriyor. Küçük küçük yardımlar büyük işler başarıyor diyor. Senin maddi durumun iyileştiğinde birilerine yardım edeceksin. Bu sefer kazandığın iyilik enerjisiyle beraber, bak, iyilik enerjisiyle beraber ikinci bir hamle geliyor arkadaşlar. Sen kazandıkça evren sana daha fazlasını getiriyor. Ve şu an içinde bulunduğun durum nedir? Şu an içinde bulunduğun durum biraz etrafında problemli insanlar bulunduruyorsun. Diyorsun ki ben herkesin derdini dinlerim ama dert dinledikçe dertli olacaksın, haberin olsun. Yüreğini aydınlanmayla ve ferahlamayla doldurduğunda çözümleri daha çabuk ürettiğini gösteriyor sistem. Bakalım melek kartları ne diyor? Evet, güç sende. Gücünü eline alıyorsun diyor. Baş melek Mikail, lütfen gücümü elime almama yardım edin. Ve tüm negatif enerjiyle ve kötü insanlarla, kötü olaylarla bütün bağlarımı kesiyorum. İlahi olana yöneliyorum diyebilirsin. Akashik Tarot ne diyor? Şimdi onu bir kutsayalım ışığın gücüyle. En doğru okumaları yapabilmemiz için. Işıkla yıkıyorum. Evet. Şimdi ay, akaşik alan diyor. Kendiliğinden açılacakmış alan. Sadece zamana ihtiyacın varmış. Akaşik tarotu seçen sen değerli dostum. Sadece zamana ihtiyaç varmış. Akaşik alan açıldı. Zamanı bekle diyor. Bu zaman, yani bu videoyu ne zaman seyrediyorsan bilmiyorum, İşte 2 ay gibi bir süre içerisinde hayallerinin gerçek olduğu bir dönemece gireceksin. Bir dolunayda ışık ve tütsüyle yaptığın dua kabul olmuş. Daha önce yapmışsın, kabul olmuş. Çünkü seni inisiye alanına alacaklar ve kesinlikle zafer seninle, bolluk için dua etmişsin. Bolluğu hayatına çekiyorsun. Ve anahtar kraliçesi diyor, ev alacağını gösterdi. Yeni bir dönemeç. Ev alma olabilir. Yeni bir şehre gitme olabilir. Birinin kalbinin anahtarını alma olabilir. Bir anahtar kraliçesi sana yeni bir hayatı hediye olarak sunuyor. Al ve kabul et. Zamanı gelmiş artık. Yani her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. Zamanı geldiğinde işler kendiliğinden yoluna giriyor. İki ayrı kişiyle iki ayrı zamanda konuşma yapacağını gösterdi. Basamak basamak ilerleyeceksin. Kısa dönem ilişkileri seni yormuş. Kısa dönem ilişkileri değil, gayet olgun ve seni başarıya götüren ilişkileri yaşayacağını verdi. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde, dörtlü bir zamanda, 4 kişi bir araya geleceksiniz. Şehir değiştirme, işle ilgili yenilenme, aile problemlerinin çözümü ve
Beklenen haberlerin anında gelmesi. Bakınız, dört kişi ortak paydada buluşuyor. Ve dördü de amaçlarına kavuşuyor arkadaşlar. Kesinlikle bakınız, kısa bir süre sonra acilen alacağınız haber hayatınızı çok olumlu etkileyecek. Kendinizi yeniden yapılanmış bulacaksınız. Sıkıntılardan kurtulacağınızı ve her türlü iyiliğe, güzelliğe doğru adım atacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Bakalım melek okumaları ne diyor Akaşik Tarot'u seçenlere? Yolun açık, yola çık. Yolun çok açık, küheylan gibi gidiyorsun diyor baş melek Haniyel. Hayallerinin bile ötesinde çok güzel bir yola çıktığını gösteriyor. Uzun süredir beklediğin haber gelecek. Uzun süredir görmediğin bir dosta kavuşacaksın. Ve çok sağlıklı bir döneme girmişsin. Manen güçleneceksin ve maddi sorunları çözeceksin. Senin manyetik alan açma olayın birlikte ve bütün halinde çalışmana bağlı. Kolektif bilinçten alacağın enerjiye bağlı sevgili dostum. Kolektif bilinçle ne kadar bağın kuvvetli olursa yeni kapılar o kadar açık olur. Aşk ve duygusal hayat değil, senin iş hayatında açılım yaptığında o yörüngeye bağlanıyorsun, ilahi olan yörüngeye bağlanıyorsun. Mantıklı ol ve işinin kıymetini bil, dostlarının kıymetini bil diyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz likelayın, abone olun ve yorum kısmına bir emoji bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın efendim. Işığa bakan herkese şifa enerjisi diliyorum.